Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisi ve Türk milletini saygıyla selamlıyorum. Atatürk'ü konuşmak için söz almış bulunmaktayım. Günümüz dünyasında sevenimiz çoktur, ancak Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Anayasanın ilk 4 maddesiyle korunan resmi dilimiz Türkçedir. Değiştirilmesi teklif dahi etmez. Farklı dillerde eğitim milli gücümüzü zayıflatır. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Türk milleti demek Türk dili demektir. Türk dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir demiştir. Dil bir milletin iskeletidir. Tüm organlar onun sayesinde bir arada var olur, yaşar, varlığını sağlıklı bir şekilde devam ettirir. Bugün bizler Bilge Kağan'ın Orhun yazıtlarında Türk halkına seslenişini bu kutlu dilimiz sayesinde biliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk dediğimizde birincisi Ulusal Kurtuluş Savaşımızın kahramanı başkomutanımız, ikincisi Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı ve kurucusu Atatürk'ten bahsetmemiz gerekir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde emperyalistlere dayatılan Mondros ve Sevr paçavralarına bir avuç yurtsever arkadaşıyla karşı çıkan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının Çanakkale'den Trablus'a, Yemen'den Sina'ya, Balkanlardan Kafkasya'ya kadar vuruşmadıkları coğrafya kalmamıştır. Ve neticede Şişli'de daracık bir odada sıkışmışlardı. Uzun uzun anlattığı haritadan başını kaldırdı. Adeta nefes bile almayan arkadaşlarına baktı. Ulusun kader anıydı. Söylenecek ne varsa söylenmişti. Söz bitmişti. O çelik mavisi gözlerinde belli belirsiz bir keder dolaştı. Vakit tamam dedi. Umutsuz olmayacağız. Uçurumun kenarındayız. Bizi canlı canlı mezara atmak istiyorlar. Son bir cüret belki kurtarabilir. Anadolu'ya geçiyoruz. Sayın milletvekilleri, işte bu son cüret Sevr Paçavrası'nın çöpe atılması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla sonuçlandı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup egemenliği Türk milletine veren Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını şükranlanıyorum. Ulu önderimize Atatürk demekten imtina edenleri bu onurlu kürsüden Türk milletinin takdirlerine bırakıyorum. Tam 100 yıl önce emperyalistlerin dayattığı Sevr paçavralarını kabul etmeyip Lozan'ı kabul ettiren Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti bugün yine küresel sermayenin yani emperyalistlerin dayatmalarıyla karşı karşıyadır. Ana vatan, yavru vatan, mavi vatan ve gök vatan semalarımızda bu küresel güçlere ve yerli işbirliklerine karşı ya istiklal ya ölüm diyerek kanımızın son damlasına kadar Kuvayi Milliye ruhuyla karşı çıkacağız. Milletimizin bağrından çıkmış milli ordumuza minnettarız. 14 Temmuz'da bu kürsüden Türk'ün şanlı bayrağı bir gün mutlaka Karabağ'da dalgalanacaktır demiştim. Şükürler olsun ki bayrağımız bugün orada dalgalanmaktadır. Doğu Akdeniz'de, Suriye ve Kuzey Irak'ta, Atatürk'ün Türk kapısı dediği Nahçıvan'da, Karabağ ve Azerbaycan'da üstün başarılar ve zaferler kazanan milli ordumuza dil uzatanları da Türk milletine havale ediyorum. Sayın milletvekilleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 3 Nisan 1937'de temeli atılarak kurulan seçim bölgem Karabük'ümüzde fabrika yapan fabrika olarak bilinen Karabük Demir Çelik Fabrikası Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk çeliğini 1939 yılında üretmiştir. Safranbolu'ya bağlı 13 haneli bir köy olan Karabük'ümüz bugün 250 bin nüfuslu ülkemizin 78. ilidir. Tam bir cumhuriyet kentidir. Sayın milletvekilleri, şu anda mevzubahis olan vatandır. Emperyal güçler 100 yıl önceki yenilginin revanşını almak için tetiktedirler. Başka Türkiye yoktur. Ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak ya da ne pahasına olursa olsun iktidarı alabilmek için değil. Memleketi karpuz gibi ikiye bölmeden, icat çıkarmadan, vatan için, millet için en geçerli yol kula kulluk etmeden Türk milleti divandır.
Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk Kuvayi Milliye'nin oluşmasına çalışır. Evet, veriyorum Hüseyin Bey. Bütün gruplar sizi alkışlıyor. Onun için devam edin lütfen. Buyurun. Mustafa Kemal Atatürk Kuvayi Milliye'nin oluşmasına çalışırken etrafındakilerden umutsuzluk içinde olan birisi "Paşam," dedi. "Memleket işgal edilmiş, ordu tümüyle dağılmış, büyük devletler bizim sonumuzu görüşüyorlar. Galip devletlerin kuvvetli orduları ve donanmaları karşısında kurmak istediğiniz Kuvayi Milliye ne işe yarar?" Mustafa Kemal gayet sakin şu cevap verdi: "Kuvayi Milliye namuslu bir insanın yastığının altındaki tabancaya namusunu korumak için herhangi bir ümit kalmadığı anda hiç olmazsa intihar etmeye yarar. Kuvayi Milliye dimdik ayaktadır. Yüce Meclis'in saygını selamlıyorum."